Sokaktan, 360 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Büyükçekmece ilçesinde Mimar Sinan'dayız. E o zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle 360 ekranlarında başlasın mı? Başlasın. Gezmek Olsun bütün ama bütün güzel enerjimizle 360 ekranlarında başladı. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın. Çaylar, kahveler alınsın. Ciddi söylüyorum size, enerjisi mükemmel bir program sizleri bekliyor vallahi. Büyükçekmece ilçesinde Mimar Sinan'dayız sevgili seyirciler, İstanbul Avrupa yakasında. Burası çok ama çok güzel bir yer, gerçekten çok güzel bir yer. Şimdi biz güne kahvaltıyla başlayacağız ama şöyle bir alternatif olabilir. Şimdi biz şu an yürüyoruz Mimar Sinan'da, havamızı da alıyoruz. Bak, buraya geldiğinizde illa bir yere oturup kahvaltı yapmak zorunda değilsiniz. Hanımlar ve beyler ne güzel denize girecekler birazdan, değil mi? Evet, yapıyorlar. Evden getirmişler poğaçalarını. Bir güzel, bak gösteriyor bir de. Poğaça var. Ne var başka? Bakayım bir. Böyle pat diye geldim de. Ay dur, oturabilir miyim ya? Valla program yeni başladı ama ben birazcık yoruldum sanki. Poğaça var. Oh mis. Bu ne? O patlıcan mücveri ama biraz... Patlıcan mücveri. Ama güzel oldu. Aa, hayatımda ilk kez duydum patlıcan mücveri. Tadına bakabilirim. Bakarım tabii ki. Ya baksana, çay var mı çay? Ben böyle enerjisi güzel insanlara, misafirperver insanlara, bizim kanımızda var zaten bu. Bayılıyorum. Ay çay veriyorlar bana. Ay çok mutlu oldum şu an. Vallahi billahi. Bu arada şunu belirtmek istiyorum size. Mimar Sinan güvenlik kameralarıyla izlenen bir yer. Yani buraya geldiğiniz zaman güvenlik kameralarının da olduğunu söyleyeyim. Bazı insanlar için bu önemli yani. Patlıcan mücveri. Patlıcan mücveri yiyeyim. Çatal verdin mi bana? Patlıcan mücverinin hemen tadına bakayım. Ay dur. Hayatımda ilk kez patlıcan mücveri yiyeceğim. Portakal, buraları görüyorsun değil mi böyle? Tek başıma oturuyormuşum gibi olmasın yani. Bugün de kameramanımız portakal. Sürekli portakal diyeceğim. Aa Yıldız, kime portakal diyorsun demeyin. Kameraman arkadaşımın soy ismi aslında portakal. Biz de ona portakal diye hitap ettiğimiz için portakal diyoruz. Ben şu patlıcan mücverinin ucundan bir tadına bakayım. Hangisi, bu mu? Şu ne? O şey omlet. Omlet. Ay bunlar her şeyi yapıp gelmişler. Vallahi. Patates de var. Ana, ben burada karnımı doyurur kahvaltıya para vermem. Dur. Dur bakayım. Bizim kanımızda var be misafirperverlik. Vallahi bak, Türkiye'nin her yerine git, sofrasına otur, herkes ikram eder. Yurt dışında öyle mi? Değil. Aynen öyle. Pandora ekmeğini de yiyeyim. Geri mi kalayım ben bunlardan be? Halil İbrahim, sofralarınız olsun. Vallahi daha nasıl dua edeyim bilemedim. Rica ederim. Hoşça kalın. Buraya ulaşım çok kolay. İster belediye otobüsüyle gelebilirsiniz Mimar Sinan'a, isterseniz kendi aracınızla gelebilirsiniz. İsterseniz de tekneniz varsa teknenizle gelirsiniz diyelim ve sizi Mimar Sinan'la baş başa bırakalım. Ay vallahi bugün şıpıdık şıpıdık gezeceğiz. Giydim ben de sandaletlerimi. Tatile gelir gibi şıpıdık 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 gezeceğiz. Size çok güzel yerler göstereceğim gerçekten. Bak. Mimar
Mimar Sinan çok eski bir yerleşim yeri sevgili seyirciler. Şu anda Mimar Sinan'da Mübadele Parkı'ndayız. Bunu belirtmek istiyorum sizlere. Mübadele döneminden bu yana burası olduğu için şunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Her sene Mübadele döneminde burada tören yapılıyormuş. Peki buranın adı neden Mimar Sinan? Mesela hemen ondan bahsedeyim size. Şöyle bir oturayım da bahsedeyim ama. Hemen buranın karşısında yine Büyükçekmece ilçesine bağlı Kültür Park var. Kültür Parkı'nın içinde Mimar Sinan Köprüsü var. Mimar Sinan Köprüsü'nden dolayı buranın adı Mimar Sinan. Eskiden yerleşim yerlerinde şu anki gibi değil, yürüyerek gidebiliyormuşsun. Aslında Mimar Sinan Köprüsü hemen karşı tarafta. Yani burada Mimar Sinan'ın fazlasıyla yapısı olduğu için buranın adı Mimar Sinan olmuş. Zaten girişte Mimar Sinan'ın heykeli var. Şimdi ben burada güne kahvaltıyla başlayacağım ama buraya geldiğiniz zaman genellikle balık yiyebileceğiniz yerler var. Ya da işte kendiniz biraz önce gördüğümüz gibi evden getirebilirsiniz. Ama Cumhuriyet Caddesi'ndeki biraz önce birazdan gireceğiz o caddeye. Cumhuriyet Caddesi'nde bir kahvehanenin tostu bayağı güzelmiş, bayağı da meşhurmuş. Şimdi oraya gidelim, güzel bir tost alalım. Sonra hiç kahvehanede oturmayalım. Hava da çok güzel bence. Çimenlere oturalım, bir enerjimizi atalım. Hatta sandaletlerimi çıkartayım, şöyle bir toprağa bir ayağım değsin yani. Güzel bir enerji yükleyeyim kendime. Sonrasında da günümüze burada en güzel şekilde devam edelim. O zaman ne duruyoruz? Hadi gelin tostumuzu yaptırmaya. Vallahi içeri girdim direkt olarak, dışarıdan stres getirmek yasaktır yazmışsın. Evet. Sonra bakayım, biz babadan böyle gördük, Müslüm baba. Ya bir de duvarda şu girerken de dikkatimi çekti, burada da dikkatimi çekti. Şorolop ne? Şorolop, meyve suyunun içine fındık koyup denendiği şey. Aa, tabii. Hayatımda ilk kez şorolop diye bir şey duydum, bak yemin ederim. Fındıklı. Fındıklı. Evet. Meyve suyunun fındıklı hali. Evet. Peki meyve suyunun aramı... Kolanın içine de atılıyor. Ha, herhangi bir meyve suyunun içine tabii de atılıyor. İsim? Benim mi? Evet. Arif abi, gözlerinin rengi çok güzelmiş maşallah. Valla ben normalde her gittiğim yerde serpme kahvaltı yapıyorum. Ama serpme kahvaltı bıktım. Evet. Bir de baktığında burası butik bir yer. Butik bir yer olduğu için dedim ki burada, sordum herkese nerede kahvaltı yapabilirim diye. Herkes senin kahvehaneyi söyledi. Senin tostun meşhurdur. Senin tostun mu meşhurdur? Ben o tostu yemeye geldim. Tamam. Şimdi Arif abi sana bir şey soracağım. 20 liraya yarım ekmek, evet. 40 liraya bütün ekmek. Doğru. Fiyat nasıl? Portakal? Normal. İyi dedi, normal dedi. Mimar Sinan'a gel. Cumhuriyet Caddesi'nde Arif abiyi bul. Gel hem meşhur tostundan ye, hem de şorolop içmedim daha. Şorolopunu da içersiniz. O zaman tostumuz yapılsın. Sonrasında alalım. Sahilde şöyle güzel bir şekilde bağdaşımızı kurup yiyelim. İşin gücün rast gitsin Arif abiciğim. Valla sevgili seyirciler, yaptırdım tostumu, aldım şorolopumu, gidiyorum sahile. Bak nasıl doğalım. Şurada Arif abinin kahvehanesi de bir göstersin portakal. Bakın şurada Arif abinin kahvehanesi. Burası Cumhuriyet Caddesi, Mimar Sinan'da. Hadi bakalım gidelim sahile. Tabakları sonra tabii ki geri götüreceğim. Şorolop da hayatımda ilk kez içtim. Normal bir içeceğin içine, yani istediğiniz bir içeceğin içine fındık koyuyorlarmış. Bizim Alanya'da da normalde limonatanın içine fıstık koyuyorlar, biliyor musunuz? Fıstıklı limonata. Meşhurdur yani. O zaman sahilde buluşalım. Valla ben açıkça söyleyeyim, sandaletlerimi çıkardım, ne olur çok ayıp oldu falan filan demeyin. Çantam burada, güneş gözlüğüm burada. Arif abinin oradan yaptırdığım tost önümde, şorolop da burada. Oh. Tostu niye bu kadar büyük yaptırdın Yıldız diyecek olursanız, 3 kişiyiz o yüzden. Tost 40 lira, böyle büyük tost.
Sorolop da böyle küçük bardağı 10 lira. 50 liraya karnımızı doyurmuş oluyoruz kameraman arkadaşlarımla birlikte. Arkamda da Mimar Sinan Limanı var. Görmüş olduğunuz gibi birazdan zaten oranın da içine gireceğiz. Yine sokaklarda da dolaşacağız ama önce ben bir tostumu yiyeyim. Ben bu tostu yerken nereye gittim biliyor musunuz? Öğrencilik zamanıma. İlkokulda böyle tostlar yapılıyordu. Böyle salçalı, kaşarlı falan. Bir de yeşil şişede bir gazoz vardı. Vallahi gittim ben ilkokula. Bak ben ne dedim? Burası çok güzel bir sahil kasabası gibi bir yer. Baksana şuradan İstanbul'un nasıl karmaşık bir yer olduğunu buradan görebiliyorsun. Ciddi söylüyorum size yani hani buraya gelip kitabınızı okuyabilirsiniz, bilgisayarınızla çalışabilirsiniz. Onun dışında şu ağaca yaslanıp benim yaptığım gibi böyle sandaletlerinizi ya da terliklerinizi çıkartıp ya da ayakkabılarınızı çıkartıp kötü enerjiyi böyle bırakıp bütün düşüncelerinizi de denize atabilirsiniz. Vallahi insan bazen kendi kendini mutlu etmeyi bilmeli sevgili seyirciler. Ciddi söylüyorum size. Tostumu yiyorum. Ondan sonra Mimar Sinan'ın ara sokaklarında kaybolmaya devam ediyoruz. Siz de benim bugün yaptığım gibi kahvaltı yapabilirsiniz. Bu sizin elinizde. Kahvaltımı yaptım, enerjimi aldım topraktan. Şimdi Mimar Sinan Mahallesi Su Ürünleri Kooperatifine giriyoruz. Şöyle. Burada ağ tamir edenler, teknesinin motorunu onaranlar. Şöyle tekneler. Ay vallahi var ya, gerçekten kendimi bir sahil yerinde gibi hissediyorum. Akdeniz, Ege. Sen portakal? Suya mı girsek? Suya mı girsek dedi portakal mesela. Abi kolay gelsin. Aa, çok uzağa gitmeye gerek yokmuş. Niye bağırdın beni o kadar? Merhaba, kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ağları düzeltiyormuş. Siz de ağları düzeltiyorsunuz değil mi? Orada bak, ağ düzelten başka bir abi var. Şöyle gidelim bakalım. Bayıldım ben buraya ya. Vallahi çok sevdim. Püfür püfür de esiyor dedi portakal. Vallahi doğru söylüyorsun. Bu arada denize girmek istiyorsanız bu alanda denize girmeniz doğru değil. Ama ileride sahil var, bir kumsal var sevgili seyirciler. Size anlatamam, orada denize de girebiliyorsunuz. Şimdi şöyle gelelim. Burada bir abi ağ tamir ediyordu. Ben yanlış mı gördüm? Doğru gördüm tabii ki. Abi nasılsın? Kolay gelsin. Portakal göstersene bir abiyi. Tek başıma konuşuyormuşum gibi. Bir el salla, seni görsünler abi. Ay Allah'ım, geçimini balıkçılıkla sağlıyorsun değil mi? Evet dedi. İsim abi? Ali abi, bekle geliyorum. Ali abi nasıl geleceğim acaba ben senin yanına? Düşmeden gelirsem kendimi tebrik edeceğim. Şöyle, şöyle ve ben bunu başardım ve Ali abinin yanına gidiyorum. Her gittiğim yerde, sahil yerinde mutlaka bir balıkçı abimle konuşurum. Mutlaka bir ağ tamir etmeye çalışırım. Her ne kadar edemesem de denerim. Ay bu ağlar biter mi 1 Eylül'e kadar? Evet. Biter dedi. Ali abi, kaç seneden beri böyle balıkçılıkla uğraşıyorsun? 55 seneden beri. Vallahi maşallah. İşte son dem bu. Son dem bu. Bunların hepsini tamir ettin mi? Ettim. Hepsini? Hepsini. Peki bir şey soracağım, bunlar karışmıyor mu ya? Ben bunu hiçbir balıkçıya sormadım galiba. Bak şimdi aklıma geldi. Bunlar böyle karışmıyor mu? Ya uçtan böyle attığın zaman yuvarlak gidiyor bak. Ha şöyle uçtan attığında tabii yuvarlak gidiyor, karışmıyor. Sezonu dört gözle bekliyor musun? Bekliyorsun. Ama bu yunuslardan. En büyük sorun Yunus. En büyük sorun Yunus dedi evet. Ali abi. Neden? Ağları çünkü yiyorlar değil mi? Al. Al. Al bak Yunuslardan nasıl şikayetçi. Bak ağları nasıl yemişler. Bak. Al. Al bak. Çek çek dedi. Al bak bu Yunuslar ağları nasıl yiyor. Bak. Bak. En büyük sıkıntı o. En büyük sıkıntı buymuş. Bu arada Yunuslardan konu açılmışken şunu söylemek istiyorum. Geçen gün sosyal medyada ölü bir yunus vardı sahile gelmiş. Attığınız plastik atıkları denizden yunuslar yiyorlar. Ve
ölebiliyorlar. Plastiklerin zaten geri dönüşümü yıllar yıllar aldığı için ne sahile ne denize, yani çöp atmayalım sevgili seyirciler, sahip çıkalım. Şimdi ne kadar sürede bu tamirin bitecek senin? 15 gün sürer yani. 15 gün sürecek. 15 gün sonra tatil mi yapacaksın 15 gün? Ne? Sonra. Ne, nereye tatil yapacaksın? Hayır, normal yani dinleneceksin mi diyorum. Evet. Ben de deneyebilir miyim ağ yapmayı? Al. Hemen verdin sen de. Nasıl yapacağım? Göster önce. Bak. Buradan geçireceğim. Tamam. Oradan geçireceğim. Bakayım. Al, bağla bak. Ha tamam. Şimdi. Bir attım. Tamam. Şimdi. Buradan geçireceğim. Şuradan geçirdim. Evet. Sonra. Tek tek geçireceğim. Ha şuradan geçireceğim. Ben gene her zamanki gibi yapayım. Sen ben işi bilene bırakayım. 55 senedir Ali abim balıkçılıkla uğraşıyor. Kaç seneden beri Mimar Sinan'dasın? Doğdum doğalı Mimar Sinan'dayım, 65 senedir dedi. Bu arada ama Mimar Sinan bu işi işte. Bırakamıyorum bu işi dedi. Baba. Mimar Sinan'da genellikle burada doğup büyüyen insanlar balıkçılıkla uğraşıyor. Evet. O yüzden bu kadar çok balık teknesi var. Bir kere onu söyleyeyim ki Ali abinin babası da balıkçıymış. O zaman amacım şöyle bir Ali abi nasıl ağ tamir ediyor bir bakın. Sonra da buralara bakın. Sonrasında sizleri karşılayalım. Evet. Bu arada bir şey soracağım Ali abi. Tekne turu yapılıyor mu burada? Balıkçı bizim kayıklara yasak balıkçı. Ha sizin kayıklara özel yasak. Özel tekneler yapıyor. Özel ama. Tekneler yapıyor. Onları da eğer sorar şey yaparsak yani görürsek soracağım. Fiyat bilgisi alıp sizlerle paylaşacağım. O zaman buyurun. Kooperatifinin oradan Mimar Sinan'da limandan özel teknelerin olduğu tarafa geçtik. Şimdi buradaki bazı teknelerle özellikle şu karşıdaki bazı teknelerle portakal gösterebiliyorsa göstersin kameraman arkadaşım. Burada tur yapabiliyorsunuz. Biraz açılıp denize kendiniz ya da arkadaş grubunuzla girebiliyorsunuz. Saatlik ücretini de öğrendim. 200 lirayla 300 lira arasında değişiyormuş sevgili seyirciler. Tabii tekne örnek veriyorum. 6 kişiliktir. 6 kişi binersiniz. 3 saat, 4 saat bölüşürsünüz parayı. Aslında tatil yapıyormuş gibi hissedersiniz bir hafta sonu. Kendinize armağan olur. Fazla bir o zaman da pahalıya geleceğini sanmıyorum. Hani 6-7 kişi ya da 10 kişi giderseniz. Ya da seven sevdiğine evlenme teklifi yapabilir burada kiraladığı tekneyle. Değil mi Portakal? Evet dedi. Ve bu güzelliklerin arasında burası gerçekten çok güzel bir yer. Size İstanbul'da gidebileceğiniz, buralarda var mı diyebileceğiniz yerleri her zaman göstermeye çalışıyorum. Ama bu güzelliğin arasında şöyle çok uzaktan portakal göstersin kameraman arkadaşım. Ay bunlar ne sevgili seyirciler ya. Yemin ederim biraz önce söyledim. Yani bunların geri dönüşümü var ya, yılları 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 geçiyor ya. Şişeler, içtiğiniz, yediğiniz kaplar atılır mı ya denize? Allah aşkına yani. Yiyecek kelime bulamıyorum. Yazıklar olsun gerçekten de. Lütfen çöplerinizi çöp kutusuna atın ki bak yemiş tabağını denize bırakmış yani. Portakal gösterebiliyorsan gösterir misin? Yani yazık günah, denizdeki canlılara yazık, doğaya yazık, her şeye yazık yani. Bence bunlara gerek yok. Böyle güzel yerlere bizim en ama en özenli şekilde bakmamız gerekiyor bence. O zaman sizi burayla baş başa bırakıyorum. Ay duvar o kadar güzel ve renkli ki size anlatamam sevgili seyirciler. Bayıldım. Hem bu duvara hem de karşı duvara. Portakal karşı duvarı da gösterir misin şöyle? Gerçekten çok güzel. Buralar ciddi söylüyorum size çok renkli. Gelip bu duvarlarda fotoğraf çektirebilirsiniz. Burada yani Mimar Sinan'da bu arada Dünya Kostümleri Müzesi var. Büyükçekmece Belediyesi tarafından açılan, 2011 yılında açılan bir müze. Birazdan Dünya Kostümleri Müzesi'ne de gireceğiz. Müzeye girdikten sonra da zaten yine Mimar Sinan'ın renkli sokaklarında kaybolmaya ve
plajına da götüreceğim tabii ki sizi. Oo, dolu dolu bir gün geçireceğiz. E o zaman çeksin portakal birkaç kare fotoğrafını. Valla çantam falan her şeyi bir kenara bıraktım. Çünkü sizi çok ama çok keyifli bir müzeye getirdim. Birazdan müze yetkilisi Müge Hanım'la konuşacağız. Burası 2011 yılından beri hizmet veriyor. Ay Yıldız, müze mi gezdireceksin bize falan demeyin. Bazıları çok seviyor, bazıları sevmiyor olabilir. Bu müze öyle bir müze değil. Fazlasıyla renkli bir müze vallahi benden söylemesi. Burada Hindistan, Portekiz, Slovakya yani farklı kültürlerin kıyafetlerini görmüş oluyorsunuz. Siz bence burası iki katlı. Şöyle bir müzeye göz atın, sonrasında ben sizi karşılayayım. Ama Mimar Sinan'a geldiğiniz zaman benim kendi fikrim mutlaka ama mutlaka bu müzeye gelip bu birbirinden güzel kıyafetlere göz atmanızı tavsiye ediyorum. E o zaman buyurun. Şimdi yanımızda müze yetkilisi Müge Hanım var. Müge Hanım bize buranın nasıl bir müze olduğunu anlatacak. Zaten isminden belli olduğu gibi Dünya Kostümleri Müzesi. Siz biraz önce müzede nasıl kıyafetlerin olduğuna şöyle bir göz attınız sevgili seyirciler. Peki ben seneler önce buraya gelmiştim. Aynı kıyafetler yoktu Müge Hanım. Evet. Muhtemelen değişmiş. Evet. Birincisi bu kostümler kaç ayda bir değişiyor? İkincisi bu kostümleri ülkeleri daha doğrusu neye göre belirliyorsunuz? Şimdi Dünya Kostümleri Müzemizde 69 tane ülkenin 4000 küsür objesi ve envanteri bulunuyor. Bizler de Büyükçekmece Belediyesi'nin uluslararası festivaller kategorisinde, A kategorisinde olan tek festivali olan Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan ülkelerimizin bizlere armağan ettiği bu objeleri ve bu kostümleri aslında kültürler arası diyaloğu oluşturabilmek için müzemizde sergiliyoruz. Ve o yüzden 6 ayda bir kere kostümlerimizi değiştiriyoruz. Peki bir şey soracağım. Bu kostümler size hediye ediliyor. Evet. 6 ayda bir değişiyor. Evet. Hiçbir şekilde satın alamıyoruz. Sadece bakabiliyoruz. Evet. Ki Büyükçekmece Kültür Festivali, sevgili seyirciler, Kültür Park var. Mimar Sinan Köprüsü'nün olduğu yerde Kültür Park. Orada festival düzenleniyor. Senede bir kere. Hangi tarihler arasında? Temmuz sonu Ağustos başı. Ve bu müzede 2011 yılından beri açık. Ücretsiz. Ücretsiz. Pazartesi hariç her gün ziyaretçilerimizle buluşuyoruz. Aynı zamanda çeşitli atölyeler düzenliyoruz. Somut olmayan kültürel mirasın tanıtımı için masal atölyeleri, çocukların daha fazla... Bunlar da ücretsiz. Tabii çocukların daha fazla müzeye adapte olabilmesi için, daha ilgi gösterebilmesi için onlarla ufak ufak atölyeler düzenliyoruz. Mesela bak şu süslü püslü Endonezya'nın kıyafeti, bak ışıl ışıl en sevdiğim şey. Çok güzel değil mi? Yani benim mi bir tek hoşuma gitti bilmiyorum. Dokunuyorum böyle ama sakıncası evet, yok değil mi? Evet. Dokunduktan sonra da sormam yani. Ama o kadar güzel, o kadar tatlı duruyor ki anlatamam yani size. Sonra şuraya baktığınızda mesela Polonya'nın kıyafeti, yine yan tarafında kadın ve erkek kıyafeti. Toplamda 4000 küsür kostüm mü var? Evet. Her sene kostüm mü hediye ediliyor festivalde? Etmek isteyen ülkelerin tabii ki kostümlerini severek kabul ediyoruz ve severek de sergiliyoruz. Ya ne kadar güzel ya. Şimdi ilk katındayız biz Dünya Kostümleri Müzesi'nin. Üst katında da bizim kendi kültürümüzden kıyafetler var. İşte bindallı olsun, örnek veriyorum. Ya da gelinlik olsun, geçmişten günümüze. Evet, evet. Nasıl olduğunu görebiliyoruz. Buraya giriş ücretsiz, gayet renkli ve keyifli bir müze bence. Mimar Sinan Mahallesi'nde böyle bir müzenin olduğunu bilin. Pazartesi günleri hariç her gün gelebileceğinizi bilin.
Yani ve gelin diyorum ben. Başka da bir şey demiyorum. Çok teşekkür ediyorum Müge Hanım. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Şimdi burada müzede şöyle objeler var. Bakın mesela Bulgaristan'a ait şöyle bir obje var. Portakal yakından görebiliyorsa göstersin izleyicilerimize. Ve şurada mesela şöyle objeler var. Venezuela'ya ait. Bak bir de şu. Nasıl ki bizim Hıdrellez'imiz var ya, Hıdrellez'de işte ne istiyorsak onu çizeriz. İşte bolluk, bereket, para, araba, ev gibi. Onların da senede bir kere yaptıkları kötü enerjileri kovma, aslında kötü ruhları korkutmak amacıyla böyle objeler varmış sevgili seyirciler. Mesela bak Bulgaristan'ın objesini gördünüz, işte Venezuela'nınkini gördünüz. Bunlar aslında kötü enerjiyi kovup bolluğun, bereketin, sağlığın, paranın gelmesi içinmiş. Burası dünya. İşte Macaristan, Hindistan, Slovakya, yani Yunanistan, Bulgaristan ve yukarısı bizim kültürümüz. Neden? Buraya gezmeye gelen yabancı misafirler bizim kültürümüzü de en güzel şekilde görsünler diye. O zaman ne duruyoruz? Hadi gelin yukarıya kendi kültürümüze bakmaya gidelim. O kadar güzel ki şu an. Yani yemin ederim bakmaya doyamadım. Bak, Mardin'in yöresel kıyafeti. Kadın, erkek. Aydın'ın yöresel kıyafeti kadın, erkek. Hayran kaldım Mardin'in yöresel kıyafetine bu arada. Bizim aslında geleneklerimiz, göreneklerimiz çok güzel. Yani kıyafetlerimiz, yemeklerimiz değil mi? Misafirperverliğimiz bence çok güzel. Burası da bence bizim kültürümüzü görmek açısından gelinebilecek en güzel müzelerden biri, açıkçası ben öyle düşünüyorum. Sen portakal, o zaman seni şöyle alalım portakalcım. Bak Bursa'nın mesela yöresel, Gaziantep'in hem kadın hem erkek yöresel kıyafeti ve görmüş olduğunuz gibi köşede de bindallımız var. Halen kına gecelerinde giyilen bindallımız. O zaman şöyle bir kendi kültürümüze bakın. Sonrasında sizleri nereden karşılayayım? Sokak aralarından karşılayayım. Ama sokak aralarından karşılamadan önce son kez bu müzeyle ilgili şunu belirtmek istiyorum. Mimar Sinan için ne demiştik sevgili seyirciler? Burası mübadele döneminden günümüze kadar gelmiş bir yerleşim yeri demiştik. Bu binada, müzenin olduğu binada mübadele zamanından bu zamana kadar gelmiş bir bina, onu söyleyebilirim. Restore edilerek şu an bizleri müze olarak karşılıyor. Şöyle bir bizim kültürümüze bakın, sonrasında sizleri karşılayayım. Tabii müzeye de genel olarak sonrasında bakabilirsiniz. Kapılara bayılıyorum sevgili seyirciler. Bir kere size onu söyleyeyim ki hemen şurada karşımda portakal gösterebiliyorsa kameraman arkadaşımız göstersin. Eğer ışık konusunda problem olmayacaksa tabii ki. Yine renkli kapılar var. Bakın. Ki gösterdi. Renklerin uyumu o kadar güzel ki böyle demirli kapılara, işte demirli pencerelere de ayrıca bayılıyorum gerçekten de. Bence burası İstanbul'un Bozcaada'sı olabilecek sokaklara sahip.
Karşıda da teyze var, böyle yapıyor. Evet, evet, evet diyor. Ne yapıyorsun? Sağ olasın, gel portakal. Gel. Kolay gelsin dedi, sağ olasın. Ne var ne yok. Sen niye demirlerini böyle renkli renkli boyamadın? Şimdi benimkileri böyle beyaz boyadılar, çocuklar kaptanlar. Şimdi yoklar. Benimkileri tamam. Böyle beyaz boyadılar diyor, çocuklar yoklar diyor. Açıldılar. Ha, kaptan oldukları için çocuklar açıldılar diyor. Benimkiler böyle beyaz kaldı diyor. E bilseydim alırdım bir boya gelirdim senin bu demirleri renkli renkli boyardım. İsmin ne teyzeciğim? Birsen teyzeciğim. Kaç seneden beri Mimar Sinan'dasın? 35 senedir Mimar Sinan'daymış. Nasıl sence Mimar Sinan, güzel mi? İlk önce geldiğimde ben Beyoğlu Hasköy'den. İlk önce geldiğimde diyor Beyoğlu Hasköy'den geldim ben buraya diyor. Gençtim. Gençtim diyor, topuklarımla gelmiştim diyor, topuklu ayakkabılarımla diyor. Bu sokaklarda tıngır mıngır yürürken diyor, topuklu ayakkabılarım kırılıyordu benim diyor. Haftada iki kere topuk yaptırıyormuş Birsen teyze. Şimdi daha güzel diyor. Bence de çok güzel. Beyim, buradan Mimar Sinan'dan beni izleyenler varsa bir mesajım var. Bak Birsen teyze sana da. Bu sokakları, yemin ederim bu evleri renkli renkli boyayıp mükemmel bir alan yapabilirsiniz kendinize. Bak samimi söylüyorum. Nasıl güzelleştirdi kendine göre? Şurası boştu diyor, bak diyor arkadaş kendine göre nasıl güzelleştirdi diyor. Ay dur bir bakalım, gel portakal. Geliyorum Birsen teyze ya, soğuk bir suyun var mı? Ay valla niye çekineyim canım şimdi, konuşurken susadım su istedim yani. Portakal da bana bakıyor. Aa bak eski misafir odası takımlarını koymuş. Şu anda poşetle kapalı. Gösterebiliyorsan portakalcım, zor durumda kalmayacaksan göster. Şu anda toz olmasın diye poşetle kapatmışlar ama bak buraları böyle heykel koymuş. Şuraya iki koltuk koymuş. Çiçek yapmışlar taşlarla. Kendine güzel bir yaşam alanı yapmış aslında baktığında. Bence gayet güzel. Biz yine portakalla Selim Paşa'ya gitmiştik. Selim Paşa'da Ayşe teyzelerdi galiba, değil mi? Ayşe teyzelerle oturmuştuk. Onun da bir bahçesi vardı. Çok güzel. Bulunduğu ortamı güzelleştiren insanları çok seviyorum. Ben sizi sokak aralarıyla baş başa bırakıyorum. Birsen teyze suyumu getirince sizleri karşılıyorum. Birsen teyzeyle biz dedikoduya başladık. Suyum geldi de bana diyor ki, ben dedim ki burada renkli sokaklar var mı, renkli evlerin oldu. Burada diyor bu kadar diyor. E dedim burası küçük bir Bozcaada olabilir bence dedim. Birsen teyze de evet evet haklısın diyor. Kaptan diyor beni diyor Bozcaada'ya götürdü diyor. Orada çok sevdim Bozcaada ama denizin ortası geldi bana biraz da. Denizin ortası geldi tabii. Korktum tamam mı, kayıkla götürdüler beni karşıya. Buradan yer alalım almadım şimdi, bin pişman. Buradan diyor Bozcaada'dan diyor yer alalım dedi demiş kaptan çocuğu. O da demiş ki Birsen teyze yok almayayım demiş. Şu an diyor çok pişmanım diyor. Bozcaada'ya gittim denizin ortasındaymış gibi hissettim kendimi diyor. Ama çok güzel Bozcaada'da. Sokakları ayrı güzel yani. Şimdi evet bayağı pahalı. Ben en sordum Bozcaada'ya gitmiştim. Geçenlerde en sordum ne kadardı biliyor musunuz sevgili seyirciler? Böyle sokak arasında bir ev. Pahalı. Hazır mısınız? Pahalı. 200 bin euro. Ya, ya, ya. Evet. 200 bin euro. Ya. Burada evler ne kadar? Ay dur ben meraklıyım şimdi, soracağım. Kiralarımız 3 oldu. Kiralar 3 bin lira olmuş burada bak Mimar Sinan'da. Satılık ev ne kadar burada? Vallahi hiç buna girmedim ama. Vallahi hiç buna girmedim ama kiralık 3 bin lira diyor. Birsen teyze ölmüşlerinin ruhuna varsın. Vallahi ben şuraya çömüyorum. Şu suyumu içiyorum sonra da sana veriyorum olur mu? Ay Allah ne muradın varsa versin. Sandalyen nerede var? Kapıda mı? Aa burada balkonu da var Birsen teyzenin. Kapıda oturan mı var? Ay sen burada ne güzel yaprakları toplayıp dolma yapıyor musun? Canımın istediği kadar. Aman boş ver, canının istediğini yap zaten, iki günlük hayat. Allah sana sağlıklı uzun ömür versin. Öpüyorum seni. Vallahi çok susamıştım. Çömeceğim ben şuraya, oraya kadar gidemeyeceğim. Yok yok yok, gerek yok, sandalyeye gidemeyeceğim oraya kadar yani.
gelmez mi hiç deniz havası? Ay kime iyi gelmez. Vallahi sabahtan beri bana öyle bir iyi geldi ki sizlere anlatamam sevgili seyirciler. İstanbul'da nerede denize girebilirim Yıldız? Poyrazköy, Selimpaşa, Mimar Sinan. Denizi mi? Kesinlikle mikrop kapmayacağınız bir deniz. Öyle söylediler. Ben de size öyle söylüyorum. Hafta içi hafta sonuna göre daha boş. Şezlong, şemsiye, kiralama yok. Bakın şöyle kameraman arkadaşım portakal göstersin sizlere. Şezlongunuzu, şemsiyenizi ya da kamp sandalyenizi getiriyorsunuz. Kumun üstüne direkt oturuyorsunuz. Al sana Alanya, al sana Antalya, al sana Alaçatı, al sana Bodrum. Vallahi bedava tatil. O kadarını söyleyeyim. İstanbul'un içindeyseniz buraya nasıl gelebilirsiniz? Şimdi bunu söyleyeyim size. Yenibosna'dan buraya direkt olarak gelen otobüsler var. Onun dışında TÜYAP'a kadar metrobüsle gelebilirsiniz. TÜYAP'tan sonra yine otobüse ya da taksiye binebilirsiniz. Kendi aracınızla gelirseniz de D100 karayolundan gelin Mimar Sinan'a kadar. Onun dışında TEM karayolundan da yine buraya ulaşım sağlayabilirsiniz. Ay deniz çok güzel yani görünüyor buradan. Yakından nasıl bilmiyorum. Poyrazköy'ün denizi de çok güzeldi. Şöyle bakıyordun dibi görünüyordu denizin. Vallahi bak. Selimpaşa'nın denizine o kadar yakından bakamadım. O konuda bir şey söyleyemeyeceğim ama Rumeli Kavağı'nın denizi de mesela çok güzeldi. İstanbul'un içinde tatil yapamayanlar için aslında kaçabilecekleri böyle güzel alternatif yerler var. Önemli olan üşenmeyip bu güzel yerlere gitmek. İlla buralarda bir şeyler yiyip içmek zorunda değilsiniz. Kendi yiyeceğinizi, içeceğinizi evden getirebilirsiniz. Ya da sabah benim yaptığım gibi Arif abinin oradan tostunuzu alırsınız. Bak, şortunu mu unuttun, mayonu mu unuttun ya da çocuğunun oyuncağını mı almadın? Satılıyor da. Bak, simit falan da satılıyor bu olmasın diye. E vallahi daha ne olsun? Şöyle bakıyorum. Yani 24 saat güvenlik kamerasıyla da izlenen bir yer burası. O zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim bir kumsala. Ne dersin Portakal? Hadi. Vallahi şöyle denize giren insanlara bakıyorum da çok kıskandım. Solumda ayrı denize giriyorlar. Sağımda ayrı bir yer var. Denize giriyorlar. Burası çok güzelmiş bence. Sence Portakal? Evet diyor. Bak bir de surf yapan insanlar var şöyle karşımda. Buraya geldiğiniz zaman su sporlarını da yapabilirsiniz Büyükçekmece tarafında. O zaman şöyle bir sahile göz atın. Buraya gelmişken balık yemeden gitmek olmaz. Gidelim bir balık yiyelim. Siz şöyle buralara göz atarken. Mimar Sinan'a gelindiğinde mutlaka balık yenmesi gerektiğini söyledim. Birçok balık lokantası var. Burası Dünya Kostümleri Müzesi'nin hemen yan tarafındaki balık lokantası. Çarşı Sokağı diye geçiyor. 80 lira palamut, 40 lira da tek kişilik salata istedim ben. Şimdi et, balık, kelle, bunlar yenir elle diyoruz ama her seferinde balığı elimle yiyorum. Bu sefer de çatalla bıçakla yiyeyim yani Zafer. Salata da çok güzel duruyor vallahi, ne yalan söyleyeyim. Ve balığımızı yemeye başlayalım. Masanın hesabı 120 lira tuttu ama buraya geldiğiniz zaman balığın çeşidine göre, içeceğiniz içeceğe göre, söyleyeceğiniz soğuk yiyeceğe göre fiyat artabilir, düşebilir, onu söyleyeyim. Ben bugün çok ama çok keyifli bir yerde dolaştım açıkçası. İstanbul içindeyseniz, İstanbul'da dışarıdan geliyorsanız mutlaka bu güzel yere gelmenizi tavsiye ediyorum. Büyükçekmece ilçesinde Mimar Sinan mahallesi. Yani gerçekten çok ama çok keyifli bir yer olduğunu söyleyebilirim. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin.
Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. 360 ekranlarından ayrılmayın. Valla ben size bir de bir şey söyleyeyim mi? Kafaya hiçbir şey takmayın. Çok klasik bir laf ama tokadan başka. Bak takınca ne oluyor? Görüyorsunuz değil mi? Alt üst dudak uçukluyor. Yani sizi uçuklatacak şeylerden de hop uzak durun. Öpüyorum hepinizi. Bir hatamız olduysa affola efendim. Hoşça kalın.